yazar Beyda Yıldız'ın ilk romanı Duasız ve Törensiz Okur'la buluştu. 80'li ve 90'lı yılların politik atmosferi, bölge yatılı okulları ve bir hafıza merkezi olarak Siirt'in Dağdöşü köyündeki Kasaplar Deresi'nin mekan olarak alındığı roman yaz, unutmak ve hatırlamak ekseninde geziniyor. 80'li 90'lı yılların kayıp kuşağının üzerinde üzerine çöken siyasi atmosferin e, iklimini yazmaya çalıştım. İlk romanı doğasız ve törensizi böyle ifade ediyor. Beyda Yıldız kayıplar, yaz ve hafıza mekanları ile bir aşk hikayesinin arka planında toplumsal gerçekleri okuyucuya sunuyor. Kayıp bir kuşak var. Bugün elilerini süren bir kuşan e, ezilen ruhlarını anlatmaya çalıştım ben. Çünkü çok ciddi bir e, kayıp dönemi yaşadığı bu ülke. Siyasi atmosferin izdiği İnsan ruhlarını yazmaya çalıştım. Bu e, habitat içerisinde ezilen e, insanları e, dillendirmeye çalıştım. Roman, Siirt'ten Almanya'ya göç etmek zorunda kalan Neval'in ilk aşkı Hasan'ın kaybı ile yaşadıklarına odaklanıyor. Yıldız, romanında Hasan'ın kaybının Neval'in ruhunda bıraktığı boşluğu anlatmaya çalışıyor. Neval kaybını ararken kendi de kayboluyor. Yıldız karakterlerini hakkıyla sevememiş, hakkıyla mutlu olamamış, hakkıyla bir gelecek kuramamış kayıp bir kuşağın insanları olarak niteliyor. Benim e, kayıp kuşak olarak tabir ettiğim e, yıllardır 80'ler ve 90'lar e, Bu bunu mutlaka anlatmak istiyordum. E, ve bütün e, hikayeyi, bütün romanı arka romanın arkasına 80'li ve 90'lı yılları alarak e, başladım. Romanında mekan olarak kurguladığı bölge yatılı okullarına yeterince dikkat çekilmediğine değiniyor. Bu ülkenin kanayan yaralarından biri ve hala e, hakkınca ele alınmadığını düşünüyorum. Sistematik asimilasyon ve zorbalıkla anılan bölge yatılı okulları Kürt coğrafyasında yaşayan öğrencilerin kabusu olarak hafızalarda yer ediniyor. Yıldız bu konuyu şiddet meyillisi, öğrencilere işkence etmekten zevk alan zehir sado karakteriyle okuyucuya yansıtıyor. Diğer havza mekanda kasaplardırız. Kasaplardirız bu ülkenin büyük yaralarından biri. Ee, kasaplar Deresi vesilesiyle zaten romanımı Siirt'te inşa ettim. Siirt'in düşük Köyü'ndeki Kasaplar Deresi, 1915'te katledilen Ermeni ve Keldanilerin, 1980'den sonra da bölgede öldürülen Kürtlerin atıldığı dere, yine bir hafıza mekanı olarak okuyucuyla buluşuyor. Sadece Neval'in yazısı yok aslında. O iklimde bir yaz var. Ee, ve orada gerçekten ölenler duasız ve törensiz gömülüyorlar. Son olarak romanın ismine yönelik duasız ve törensiz gömülen insanları hatırlatmak adına seçtiğini belirten Yıldız, okuyucuyu unutmak ve hatırlamak arasında gidip gelen bir salıncağa bindiriyor.